Türkan Hanım oğluna, Yusuf abisine hasret. Yakup bizden uzaklaştırıldı diyorsunuz Türkan Hanımcığım. Evet. Yani nedir bu hurafelerle bizden uzaklaştırdılar diyorsunuz. Nasıl Aynen yani? öyle. Ne oldu? Aynen öyle. İzmir'den geldiler programımıza Türkan Hanım oğlu Yusuf'la beraber. Evet. Nuska ne varsa onu yapıyorlar. Nuska yaptırdıkları Yapan hoca. kim peki Yakup'a? Yakup'a yapan kayınvalidesi. Niye? Beni şimdi bunların evi falan yok. Bunlar Onlar da mı benim İzmir'de yaşıyor bu arada? evet Onlar. onlar da İzmir'de Tamam. yaşıyorlar. Manisa Kula'dan gelmişler. Hı. Bazı olaylar olmuş. O yüzden Manisa'yı terk etmişler. Geldiler, kızları işe girdi orada. Hı. Benim oğlumun çalıştığı yerde. Tamam. Orada Orada tanışıyorlar. tanıştılar, evlendiler. Arkadaş konuşurken işte evimiz var, şuyumuz var anlatıyor. Hı. Anlatınca kadıncağız diyor ki hemen diyor git evlerine otur. O Hı. evden de sakın çıkma. O kız geldi bizim evimize oturdu. Bir türlü çıkaramadık. Bu arada eşim kızdı. Hı. Elin kızına sahip çıkma. At, gitsin. Ama bunlar evlendi zaten. Hayır, evlenmeden. Hı. Ondan sonra benim oğlumu sürekli odaya çekiyor, yatak Hı. odasına. Hı. Gel yatak odasına, gel yatak odasına. Ve sonunda eşim kızdı, sinirlendi. Bunu kov evden dedi. Ben yüzüm tutmadı. Ben Hı. insanlara kıyamam. Masum kızlara hiç kıyamam. Hı. Kovmadım. Kovmayınca da bunlar eşim sinirden, sıkıntıdan vefat etti. Yapma ya. İşe gitti, yarım saat sonra ölüm haberi Ay geldi. ya, Allah rahmet 52 eylesin. yaşında. Benim eşim Allah rahmet benden eylesin. 2 yaş küçüktür. Ondan sonra ortaya annesi çıktı. Sonra Baba. annesi geldi. Evet, Kızın ondan sonra annesi. akrabalar işte kardeşleri bilmem kimler çıktılar. Hı. Önceden de biliyorduk ama iyice yaklaştılar. Hı. Ne Ama oldu? anladığım kadarıyla sizin eviniz, paranız için geldiler diyorsunuz Evet, Yakup'a bütün yani. maksat Sizin iddianız bu. bizden ev, para almak. Peki Yakup sevdi mi kızı? Kızı sevmedi. Ben sevmiyorum anne dedi. İstemiyorum ama yakama yapıştı bırakmıyor dedi. Yakasına yapıştı diye mi evlendi yani? Evet. Ama olur mu öyle şey ya? Bir erkek de zorla evlenmez, sevmiyorsa o evlenmez Ve yani. sonunda biz ilaç dolabım var. Ben karaciğer nakil hastasıyım. Çok geçmiş Orada olsun. sağ olun Allah razı olsun. Oradan ablam dolabı silerken içinde nuskalar buldu. Allah Allah. Ve bu arada da ablam öğretmen. Hı. Yani öğretmen okulunu bitirmiş bir insan. Hı Tahsilli bir insan. hı. Hı. Benim gibi de değil. Kızım bu ne? Abla bilmiyorum dedim. Ondan sonra geçenlerde yine biz Bu böyle kız yani sizin gelin ve gelinin annesi böyle annesi muskalar ve diyorsunuz, büyüler yaptılar. gelinleri, Hı. akrabaları hepsi söylediler kuladan. Kuladakiler Ne hepsi söylediler? söyledi. Evli Yakup? Kaç yıl oldu? 2009 yılından beri evli. Oo, bayağı da evli. Ya şöyle de bir şey var. 15-20 günde tanıdılar birbirlerini, kaçtılar. Yani Zaten 16. gün 2009 mu, nikahları kıyıldı. 2019 mu? 2009'dan Oo, beri. maşallah, Evet. bayağı da yani uzun süren. Bu arada da Ne torunum oldu peki? oldu. Yani bu hadiseler ne zaman peki baş gösterdi? Şöyle Ufak söyleyeyim. ufak Babam baştan vardı öldükten zaten. sonra Daha zaten arttı. abim evlendi. Abim evlendikten sonra 1,5 yıl içinde babam vefat etti. Allah Vefat rahmet ettikten eylesin. sonra Oğlunla tabii ki babasına hücum etti, sırtımız dövmek istedi. Adam çok sıkıldı. yani o Yakup gitti bu evlilikten sonra bambaşka bir adam mı oldu 90 yani? derece dönüş yapmış bir insan çıktı Tanınmayacak karşımıza. şekilde yani imkansız bir Yani şekilde benim değişti abim. oğlum çok iyidir. Ben oğlumu Allah benim ömrümü alsın ona versin. Ben oğlumu bu derece çok seviyorum.
Peki oğlunuza şimdi yani boşanmasını mı istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz peki Türkan Hanımcığım? Benimle gelip konuşsun. Boşanırsa sevinirim. Yalan söylemeyeyim. Hiç iletişim de mi kalmadı hiç yani? Hiç yok. Telefonlarımız Allah engelli. Allah Allah. Telefonlarımız engelli ve bu çocuğu geldi evde. Annem anjiyo oldu iki defa. Şu son iki ay içinde anjiyo oldu. İki defa onlardan bile haberi yok. Evin içinde bu çocuğu telefonu yere yatırdı. Telefonla suratına vurdu. Ay. Aradı tehdit etti. Gebermedin mi daha? Gerçekten mi? Kızımı gelin ettim. Ay Yusuf'um ya. Bacısının düğününe gelmedi. Ama kaynının düğününe gitti. Bu çocuk sıkıntıda bütün gün evde yatar. İşi de yok. Şu anda 25 yaşında. Ne yaptıydınız bu çocuğu? Hiç mi sevmediniz siz? Kimi? Kimi? Bir anda değişti oğlumuzu. Diyor Yakup. Yok abim bir anda... Adamın bir sevgi problemi falan mı vardı? Yani sizi ama hiç sevmedi. Yok ben oğlumu bir anda değişti. Aşırı ya derecede sevdim. Karşı... Çok değişti yani şöyle söyleyeyim, ben bir kere abim Süccaciye'de çalışıyordu, hediyelik eşya satan bir dükkanda çalışırken tanıştılar zaten. Bir kere okulda bir olay oldu, benim okuduğum okulda bir olay oldu, abime gittim anlattım neden ağlıyorsun falan diye sorunca. Ben gittim, dedim abi böyle böyle, hemen oradan izin istedi, ben bir yarım saat bir saate gelirim falan diye. Çocuğun evine kadar gitti. Yani abim koruyan bir insandı bizi. Bize karşı korumacı bir insandı. Yani bizi seviyordu abi. Mektuplarını hala saklarız askerdeki mektuplarını, resimlerini. Abi kardeş ilişkiniz çok iyiydi. Sizin anne oğul ilişkiniz çok iyiydi. Harikaydı. Abim attı, elinin üstü kesildi. Yani elinin üstü kesildiği için dikiş attırmadı adam şeyden, iğneden korktuğu için ama şu anda... Karaciğer verdi. Karaciğerim sana haram olsun diyor. Karaciğer Yakup mu verdi size? Evet, Yakup onunla verdi. Onunla yaşıyor. Hastayım diye ağladı. Dizlerine vura vura ağladı. Askerde 15 ay askerdi. Ya karaciğer verdiği için ay askerliğinin 2 ayını mı 3 ayını mı ne yapamadı abi askerden. O da belli geriye. Ki annesine çok düşkün, çok seven bir evlatmış yani. Çok yani, aşırı abi. Yani bunlar mazbut bir aileydik biz. Bunlar aramıza girdikten sonra yani bir anda dağıldık. Babam öldükten... Sizi şimdi Yakup sizin telefonlardan engellemiş. Engelliyiz. Evet. Kaç yıl oldu yüz yüze gelmeyeli? Ya en son bir menfaat için 1,5 yıl önce falan görüştük ama 2018 yılından beri tamam yani o zaman 2018 uzun yılından... Uzun zamandır görüşmüyorsunuz. Görüşmüyorum. En bayramlar, son... seyranlar... Yok, aramıyor. Yok. Aramıyor. Peki o evlendiği kadınla mutlu mu? Ya aynı ya, evdeler mi yani? Evliler aynı var, evdeler ama mutlu olduğunu sanmıyor. Eski Foça'da... Yani ama evliler, devam. Evliler. İzmir Eski Foça'da evimiz var, babamdan kalmış. Yaşıyorlar. Bu arada Yakup'un çocuğu var mı? 11 yaşında bir kızı var. Bir 11 yaşında. Evet. Maşallah. Ben o kızı 7-8 yaşına kadar ben büyüttüm. Sonra sen de bak şimdi çocuğa 11 demişler, yaşına gelmiş son 4-5 yıldır görmedim. Ben de görmüyorum ve torunumu aşırı seviyorum. Babaanne onu sevmiyorduysa biz niye orada kalırken bize emanet edip işe gidiyorlardı çocuklarına? Türkan Hanımcığım, sizin söylediğinize göre böyle üfürükçüler bu böyle... Komşuydu, bakın bizim mahallede oturuyordu. Öyle mi? Ay hoca. Çok güzel. Hemen oğlunuz Yakup Bey hatta, telefonda. Hı. Alo. Alo. Merhaba Yakup Bey. Merhaba. Ay Türkan abla. Ay sesini ilk defa duyuyorum. Hanımefendi, bana bakın Fulya Hanım. Anneniz sesinizi yıllar sonra... Ya. Sen normalist etti, şeylik etti. Bırakam ne etti lan ya? Ulan benim çöktüğümü ben biliyorum. İki arada bir kere de kaldım. Yeter artık ya. Yakup kardeşim ne oldu böyle? Bir sakin ol. Ne ben oldu? İşte yemiyorum. Aile odasını... Senin ailemi de sildi. Karımın ailesini de silmiştim. Onlarla da görüşmüyorum. Ya yeter. Ya, bak kıstım artık. Yakup. İnanla ittirdiniz beni. Bak yaşım 35 daha. Beni hayattan bezdirdiniz. Yeter aramayın. Yakup kardeşim dur bir sakin ol. Dur bir sakin ol. Bak anneciğim burada ağlıyor. Ya, kardeşin Yusuf bak, ağlıyor. Petrol, seni sevdikleri için bak, ağlıyorlar. Şu anda yoğun işim benim. Siz beni anlamıyor musunuz tamam, ya? Tamam Allah kolaylık versin. Ama bir iki dakika bak. Bu insanlar ya, da yıllardır sesini duymamış. Tamam ben kapatıyorum. Bak duydunuz söyleyeceğim. Yok
Yakup'a şöyle de, dedi. Yakup, ne oldu bu kadar anneye düşman olduğun, kardeşe? Hepsi beni birbirinden soğuttu ya. Ya ben görüşmeyince beni daha mutluyum. Bak kimseyle görüşmüyorum ben. Karımın annesiyle de görüşmüyorum. Eşin... Kendi ailemle de görüşmüyorum. Böyle mutluyum bak. İki arada bir derede kimsenin şeyinde kalmıyorum böyle. Ama ne oldu? Bir şey olmuştur Yakup. Ya ne oldu? Abla şimdi o onu diyor. Yok o onun anası dedi. Yok senin anan bunu dedi. Yok onun abisi kardeşi bunu söyledi. Yok ha. Senin... Ya yeter hani inanma ben de... Böyle biraz dırdırlar ya. Oldu galiba. O da sende. Ya hanımefendi bak ya. Babamın evinde oturuyor. Beni evden çık diye jandarmalık karakolluk etti bunlar. Kendi annem etti bunu. Türkan abla sen anladın de durmadın galiba. Bak, ha, bazı şeyler yaptım. Oldu mu beni jandarmalık etti bu anne. Ama bak anneciğin hasta Yakup ya yine de. Ya yapacak bir şey yok. Ben zamanında karaciğer de verdim ona. Evet bak ne güzel evet. Karaciğerini vermişsin nakil olmuş. Ama anneciğin hasta. Yine ablacığım, de bak Yusuf şey yok. Da çok ağlıyor. Kızıyla ağlıyor damadına burada. Baktın tamam mı? Kızıyla damadına. Kızıyla bilmem damadı benden daha değerli. Böyle yapmam daha iyi oldu. Ne halleri varsa görsünler. Kapatıyoruz. Ben işimin başına dönüyorum. Türkan abla sen biraz konuş. Oğlum. Ay olsun sen konuş. Konuş Türkan abla. Yavrum bana bak. Benim için en kıymetli ilk göz ağrım sensin. Tamam kızımı da seviyorum. Damadım bana karşı çok çok iyi. Hürmetkar. Senden fazla hürmet gösteriyor bana. Saygı gösteriyor. Ailesi de yine öyle. Yine saygı gösteriyorlar ailesi. Ama senin tarafın hiçbiri bana ne saygı ne sevgi ne bir anlayış gösteriyorlar. Ben o taraftan saygı gördüğüm için benim için önemli olan saygı, anlayış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.